geliyor sevgilim. Tankut. Sevgilim. Canım. Ayşegül. Tanem. Anne. Telefon çalıyor sevgilim. Herhangi biri şu telefona baksın. Sevgilim. Canım. Ah efendim. Aa ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz efendim? Allah Allah. Ya lütfen teknolojiyle olan bu savaşınıza bir son verin, barışın. Ayrıca çekiç ve baltayla teknolojiye kafa tutamazsınız. Lütfen titreyin. Lütfen titreyin ve kendinize gelin. Alo. Ne haber oğlum ya? Ne yapıyorsun? Ha kusura bakma ya, geç açtım telefonu. Bir yandan akşam için hazırlanıyordum. Bir yandan da 20. yüzyıl zihniyetiyle savaşıyorum. Ne olsun be oğlum ya. Zor zor, çok zor. Vallahi bildiğin gibi değil ya. Zor. Hem evliysen hem de kendi evin yoksa felaket. Yani düşün, daha ben bir koltukta oturamıyorum. Gerisini... Yok ya. Yok be oğlum, alakası yok. Şey, hani bir laf var ya, anasına bak kızını al diye. Yalan. Vallahi de billahi de yalan. Babasına bakın. Babaya bak, babaya. Ben yandım, siz yanmayın ya. Evet burada ama duymuyor, ben uzaktayım. Duymuyor beni. Duymuyor. Buraya bakıyor, duyuyor galiba. Nihayet. 30. bölümde oğlan kıza evlenme teklif etti. Kız da kabul etti. Kızın babası başından beri bu ilişkiye karşıydı. Bir dahaki bölümde evli olarak onun karşısına çıktıklarında adamın yüzünün alacağı şekli çok merak ediyorum. Duş duşum. Babacığım, biz arkadaşlarla çıkacağız biraz. Peki. Geç kalmayız. Tamam, merak etme. Tamam. Tankut. Hadi hayatım, geç kalıyoruz. Ha tamam. Yarın konseri gidiyor muyuz? Ben seni arayacağım abi. Öptüm. Gidiyor muyuz? Bilmem. Gidiyoruz. Herhalde. Gidiyor muyuz? Gitmiyor musunuz? Gitmiyor muyuz? Arzu ederseniz ben gideyim, siz rahat rahat konuşun. Sen çıkma, ben anladım canım. Ay işte diziye dalmışım da unutmuşum. Dur bakayım, biletler kaç liraydı? Yazmıştım ben şunu. Al bakayım bunu kızım. Babaanneciğim, babama gösterme demiştin. Bu parayla bana televizyonumun kumanda pilini alın. Ama paranın üstünü eksiksiz getirin, tamam mı? Ay, şimdi reklamlar bitmiştir, ben gidiyorum. Fatih Sultan Mehmet canım İstanbul'u 21 yaşında fethetti. Bizim koskoca 28 yaşındaki iç güveysi Angut, karısının babaannesinden borç para alıyor. Yalnız bir saniye efendim, bu çok sağlıksız bir karşılaştırma. Fatih Sultan Mehmet'e babası 2. Murat hem padişahlık hem de kocaman bir ordu vermiş. Siz bize ne verdiniz? Tankut uzatma. Ama olmaz ki sevgili Ayşegül. Bakınız, Fatih Sultan Mehmet'e babası padişahlık vermiş, taht vermiş. Bizimkisi 100 lira borç verecek, ona bile afra tafra. Yani adam almış, oğlunu tahta oturtmuş. Yani ben bir koltuğa oturunca laf. Sonra Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldı. Sen ne aldın? Tankut. Ama bir tanem, yani adama sormazlar mı? Sen ne verdin de ne istiyorsun diye. Tankut, doğru odana. Bana bağırdı. Bana? Bağırdın ha? Tankut sus. Doğru odana. Ben çık diyene kadar da çıkmıyorsun oradan. Yo yo. Bu benim Ayşegül'üm olamaz. Şu anda seni tanıyamıyorum. Bu benim aşık olup evlendiğim Ayşegül olamaz. Benim aşık olup evlendiğim Ayşegül
bu. Tankut. Lütfen dikkatle dinleyelim ve iyice sindirelim hepimiz. Gitmesek de olur aslında konsere baba. Sen parayı babaanneme geliver. Teşekkür et. Tankut'un dediklerine de bakma. Senin bana verdiklerini dünyanın bütün padişahları bir araya gelse veremez. Ayşegül'ün en sevdiği grupmuş. 40 yılda bir geliyorlarmış. 40 sene sonrasına kim öle kim kala. Çok gerginim ya. Sinirlerim bozuldu akşam akşam. Bana padişah diyor, ordu diyor. Vermedin diyor. O seni tanımıyor ki Toştoş'un. Olsa vermez miydin? Anne benim ordum olsa önce onun üstüne sürerdim. Ben padişah olsam benim evimde değil, yedi kule zindanlarında yatırırdım onu. Yok, okuyamazdın Toştoş'um. O senin damadın. Damat demek oğul yarısı demek. Aa, sen onu hala üzerinde mi taşıyorsun? O radyasyon... Anneciğim, evimde bu serseri, karşımda o densizler, üst katta yedi kocalı Hürmüz varken... Burası sızıntı yapan bir nükleer santrale dönmüş diyorum. Sen hala bana radyasyon diyorsun, telefon diyorsun, televizyon gözüm seviyor. Ben demiyorum ki, otoriteler söylüyor. Anneciğim, istiyor bu da akşam akşam. Ne var fare, ne istiyorsun? Ne tamam, geliyorum. Benimle konuşması gereken önemli bir şey varmış, pasajdaymış, bekliyormuş. Bir an önce gideyim de bu yedi kocalı Hürmüz damlar şimdi benim sinirimi bozmasın. Ayşegül'ün en sevdiği grup muymuş? Öyleymiş. Hayatım uzatma tamam. Parayı geri verdim, kapandı konu. Lütfen bak, huzurlu bir akşam geçirmek istiyorum. Ne olursun hayatım. Uzatma. Ay tamam, uzatırsan uzat. Uzat tamam. Yoruldum geldiğimizden beri babamla seni idare etmekten. Karışmıyorum ben bundan sonra. Gelin birbirinize tamam. Şu anda boşuna konuşuyorsun Ayşegül. Neden? Çünkü ben şu anda senin kapsama alanın dışındayım. Ve sen bana kendini affettirene kadar da... kesinlikle seninle konuşmayacağım. Eğer çok söylemek istediğin bir şey varsa... işte... cebim, mesaj bırak lütfen. Tankut! Ayşegül, bir dakika. Şu anda asansörü kat arasında durdurmanı... kendini affettirme ve hararetli bir barışma girişimi olarak görüyorum. Ve bunu görüyorum. Hadi barışalım. Tamam. 15 gündür bu anı bekliyorduk. Ben şahsen bekliyordum. Evet, mekanımız çok dar. Evet, vaktimiz az. Ama aşkın mekanı ve vakti yoktur sevgilim. Gülüyorsun. Evet, evet. Biliyorum. Hazırım. Yok öyle bir şey Tankut. Nasıl? Dedim ki kendi kendime,
Dün Hizmet Hanım bize geldi. Bari ben de bugün ona misafirliğe gideyim dedim. Ne de olsa uzun süre komşu olacağız değil mi? İnşallah Emineciğim. Demek şarkıcısın ha? Opera sanatçısıyım. Canım şarkıcı, türkücü, operacı. Ne fark eder işte. Hepiniz ünlenmiyor musunuz? Çığırmıyor musunuz türküleri? Ben 11 yıl eğitimini aldım bu işin Emineciğim. Ah canım benim. Ne yapalım canım? Bazısı Allah'tan anasının karnından böyle yetenekli doğar. Bazısı da senelerce böyle ittire, kaktıra. Geç olsun, güç olmasın. Eğitir, eğitir böyle, eğitir. Açık sözlüsün, cesursun. Bana benziyorsun, çok sevdim seni. Eğer erkek olsaydın yemiştin babacı. Çünkü benimle hiçbir aman erkek... İsmet Hanım, sen de takmışsın şu erkek milletine ya. Allah Allah. Nedir bu böyle? Geç 500. Geç 500? Ya bizim orada öyle derler biliyor musun? Yani boş ver, kulağı asma kabilinden yani. Geç 500. Erkeklere geç 500. Geç 500. Kıza ne yaptın? Haklısın Emine. Haklısın. Beşini geçtim, 500'ünü de geçerim. Bak, 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 bak. Surata bak, işler oldu. Kafalar sallandı, eğildi, gözler kaydı. Yani biliyor musun? Sen erkeklerde bahsettin mi? Vallahi tipin kayıyor ha. Elimde değil. Engel olamıyorum kendimi Emine. İsmet Hanım, erkeklerden çok mu çektin sen? Bana çektirecek erkek, daha anasının ya karnını... Ya boş ver şimdi, biz ikimiz baş başayız, yok işte kimse. Hadi varsa bir dertini anlat. Çok acı çektim ben. Çok. Hep benim saflığımı, duygusallığımı kullandılar. Resmi 5, gayri resmi en az 15 defa. Bir erkek bana güzel bir söz söylediğinde böyle melül melül bakardım biliyor musun? Ama artık asla öyle davranmıyorum. O saf kız yok artık. Maskemi takıyorum ve suratlarına ters ters bakıyorum. Senin oğlan benim kızı kafeye götürecekmiş. İzin almak için uğrayacaktı. Ona biraz ters davranacağım. Sakın bozuntuya verme. Hayır oğlun biliyorum ama ne de olsa erkek. Buonasera a signora Ismetta. Yalakalığı bırak. Gir içeri. Anam. Anam senin ne işin var burada? Ne var? Komşu gezmesindeyim. Ben de İsmet Hanım'ın kızını kahve içmeye götürmek için izin almaya gelmiştim de. Mümkün müdür acaba? Neyin peşindesin? Anlamadım. Beni iyi dinle genç adam. Şu karşında gördüğün zarif kuğunun kızının saçının teline zarar geldiğinde nasıl bir kaplana dönüşeceğinin idrakinde misin acaba? Evet. Kızımın kahvesine değil uyku hapı, şeker bile atsan bir kaplanın pençeleri arasında can vereceğinin idrakinde olmanı istiyorum. Monica saat 10:30'da evde olacak. Sakın üzerinde parmak izini olmasın. Git şimdi. Emine ne olur kusura bakma. Yok. Monica da benim gibi saf ve duygusal. Onun da benim gibi erkekler tarafından sömürülmesini ve kullanılmasını istemiyorum. Ne olur anla beni. Haklısın kız anasından. Sağ ol. Hadi artık. Senin dükkanda yapacak bir sürü işin vardır. Doğru. Dur!
az önce konuştuklarımız aramızda kalacak. Benim asla gözlerim dolmadı. Ve ben hiç iç çekmedim. Anladın mı? Anladım. Bak, eğer bunları sağda solda anlatacak olursan ve konuşacak olursan, şu anda elini tutan bu zarif kuğunun nasıl... Bir kaplana dönüşüp beni parçalayacağının çok iyi idrakindeyim İzmet Hanım. Sağ ol anlayışın için. Hadi kolay gelsin. Sağ, sen de sağ. Hoş geldin abi. Nasılsın abi? İyi misin abi? İyi gördüm seni abi. Otursana abi. Ayakta kaldım. Oturdun Fahri. Abi ne var ne yok? Evimde kızımın kocası olacak o serseri var. Karşı dairede sarı kızın ebeveynleri var. Üst katta 7 kocalı Hürmüz var. Ve bende zerre kadar huzur yok. Anladın mı ne var ne yok? Anladım abi. Senin amcan, benim babam, Cumhur Altın'ın bize emanet ettiği altın apartmanı elden gidiyor Fahri. Neden biliyor musun? Neden? Cumhur Altın'ın özböz yeğeninin para hırsı yüzünden. Abi bu daireler 8 aydır sen kiracı beğenmiyorsun diye kiraya verilmiyor. Bu dükkanı çekip çevirmek lazım. Elimden başka bir şey gelmez abi. Bu badem ezmesi çakıl taşından yapılmıyor abi. Bademi var, şekeri var, ezmesi var. Bir ton para. İşler eskisi gibi değil Reşat abi. Olmaz tabii. Canım İstanbul'a özgü bu ezmeler ve şekerlemelerin tadını anlayacak İstanbullu mu kaldı? Sağdan geldiler pizzayla burgerle. Soldan geldiler lahmacunla dürümle. Kuşattılar İstanbul'u. Evet. Ama biz teslim olmayacağız. Kanımızın ve paramızın son damlasına kadar savaşacağız. İstanbul'u onlara teslim etmeyeceğiz. Hatta inadına şu yandaki dükkanı eski Osmanlı yemekleri yapan bir lokanta yapacağız. İstanbul'un tüm lezzetleri. Görür gibiyim. Altın lokantası. İstanbul'un yok olmaya yüz tutmuş tüm lezzetleri. Ha, güzel olacak. Ha, iyi iyi. Şunu da bir astık mıydı? Şurada, şu daha iyi. Halis mulis öz hakiki Kayseri mantısı burada. Söz yemine. Buyur. Aha sana masa getirdim. Kız. Geldi. Ne güzel yapmışsın pırıl pırıl. Yerlere bak. Baldet yara. Halime halanın sihirli beziyle oldu. Oğlak derisiyle. Sirkus'u İstanbul'un sosyetik ağaları temizlik görsün. Fahrettin! Ne ettin? Adım Fahri abi. Ben ne diyorum sana ya? Tamam abi, önemli değil. Allah senden razı olsun Fahri kardeşim. Yahu senin sayende. Önce bize evini açtın. Arkadan da şu dükkanı verdin. Kaç aylık depozitoydu? 2 aylık değil mi? Al sana 2 aylık depozito. Allah senden razı olsun. Birini bakayım. Allah hepimize uğurlu kademli etsin. Sağ ol. Emine. Buyur. Getir şu halamın bereketli örtüsünü ilk masamızın üzerine serelim. Sermem mi? Haydi bakalım. Bismillah. Aile. Kardeşim. Yani şu acımasız şehirde
bir dükkan, bir ev sahibi olduysak senin sayende ya birader. Estağfurullah, katkın olduysa ne mutlu. Ne demek, ne demek? Hiç merak etme. Gözümüz gibi bakacağız. Sarı kızımızın üzerine titrediğimiz gibi titreyeceğiz. Bak ben seni davet ettim değil mi yarın akşam? Evet. Geleceğim, şeref konuğumuzsun. Yarından sonra açılış yapıyor. Tabii. Ben bu pasajda herkesi davet ettim değil mi? Hiç davet etmediğim kimse kalmadı. Evet. Tamam, kimse yok. Hadi hoşça kal. Yarından sonra görüşüyor. Yeri. Ben gidip sandalyeleri alıp geliyorum. Tamam. Haydi. Bu çakıl taşından yapılmıyor bu badem ezmeleri abi. Bademi var, şekeri var, ezmesi var. Bir ton para. Abi, ayrıca ben İsmet Hanım'a olan zafiyetimden dolayı burayı kiraya verdim. Anla beni abi. Çekil gözük vermesin parayı. Giderken de soyadını masanın üstüne bırak. Anne. Hoş geldin Toştoş'un. Bakkala diye çıktın, iki saattir ortada yoksun. Merak ettim seni. Anneciğim şu zarfı geldiğinde Ayşegül'e verir misin lütfen? Ah, veririm tabii. Senin canın bir şeye sıkılmış Reşat. Ne oldu, kim üzdü seni böyle? Bu Fahri beni delirtecek anne. Fahri dedin de aklıma geldi. Fahri! Gel gel. Sağ olsun İsmet Hanım bana tekerlekli bir televizyon sehpası almış. Hediye. Fahri de onu yönetmekle görevlendirmiş. Artık istediğim her yerden televizyon izleyebileceğim. Ay bu İsmet Hanım ne hoş bir kadın. Bizim apartmana taşınalı beri hayatımız çok kolaylaştı değil mi Toştoş'um? Nasılsın abi, iyi misin abi? İyi gördüm seni. Ne yapıyorsun sen? İyiyim abi, sen ne yapıyorsun? Senin şu anda başında durmam gereken bir dükkan yok mu Fahri? Çırağı bıraktım abi. Yani hem yengemin sehpasının başına hem de dükkanın başına duramıyorum abi. Bir tercih yapmam gerekiyordu. İsmet Hanım bunu tercih etti. Ben de bu tercihe saygı duydum. Ne de olsa biliyorsun abi, ona karşı bir zafiyetim var. Rezalete bak! Rezalete bak! Cumhur Altın'ın yeğeni, Reşat Altın'ın kuzeni, Altın ailesinin son erkek evladı. Televizyon sehpası ittiriyor. Neden? Hep bu yedi kocalı ürünümüz yüzünden. Yedi değil Reşat, beş. Sayıya takılma anne. Ben onun ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Bizi bölmeye çalışıyor. Ama yenilmeyeceğiz. Yıkılmayacağız. O bizi bölmeye çalıştıkça biz birbirimize sımsıkı kenetleneceğiz. Ay, elimi acıtıyorsun Reşat. Çok çok özür, pardon. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim ama bir an kendimi kaybettim. Sinirlendim. Sinirlenmemek elde mi Allah aşkına? Bizim boş dükkanı bu karşıdaki densizlere vermiş. Mantıcı dükkanı açsınlar diye. Bu fikri onların kafasına sokanı bir yakalasam. Hanım ablam, Allah senden razı olsun. Allah tuttu onu altın etti. Bu mantıcı açma fikrini bana sen verdi. Senin sayende ben de dükkan sahibi oldum. Allah razı olsun, ellerini öpeceğim. Ellerini öpeceğim. Ay, estağfurullah, estağfurullah. Yarın akşam kısmetse açılışımız var. Sizi de aramızda görmek istiyorum. Siz bizim veli nimetimizsiniz. Çıkar da bayın altını öpeceğim. Aman estağfurullah. Ay gelmeyi çok isterim. Çok 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 isterim Ahmet Bey ama ben Toştoş'um olmadan sokağa çıkamıyorum. Ya. Demek Toştoş'unuz olmadan davete gelemiyorsunuz. Ne yapak? Sizi aramızda görmek için Toştoş'unuza katlanacak artık. Ne öyle? Ne dersin Reşat?
Gider miyiz toş toşum? Sen olmayınca tellere vurmak bile içimden gelmiyor Nadide. Evet. En ön sıradan almışsın. Arka sırada oturacak değil ya Şehzade Birinci Tankut. Bana ordu vermedin diyor, taht vermedin diyor. Ama ben padişah olsam, kızımın saçının tek teli için tahtımı bırakırım, ordumu dağıtırım. Ona, canım babam benim. Ben ona kızımı vermişim. Bazen geceleri uykum kaçıyor. Diyorum ben nasıl oldu da seni bu adama verdim. Sonra birdenbire aklıma geliyor, ben vermedim, sen gittin evlendin. O kadar da söyledim, evlenme bu adamla, beş para etmez dedim. Bizim ailemize yakışmıyor dedim, dinlemedin. Ne yapayım, annemin kızıyım ben baba. Onun gibi asiyim biraz. O da dinlememiş ya babasını. Sen doktorlara, mühendislere layıksın. Ne işin var gümrük memuruyla diye bas bas bağırmış. Ama annem ne yapmış? Evlenmiş seninle. Ben de annemin kızıyım işte. Öylesin. Biletler için çok teşekkür ederim baba. Hatırladın mı? Biz en son ne zaman bir yere gitmiştik seninle? Sadece sen ve ben. Ha, üniversite mezuniyet yemeğine. Hı. 1,5 sene önce. Tam da onu düşündüm biletleri alırken. 1,5 sene. Çok olmuş. Haklısın. Çok olmuş. Neyse. Sen aldırma bana, konserine git. Eğlen, keyfine bak. Şehzade Birinci Angut'la. Tankut'la gitmeyeceğim ki konsere baba. Neden, ne oldu? Dün akşam kavga ettik. Sen benim evlendiğim kadın olana kadar senin yüzüne bakmayacağım dedi. Gurur yaptı. Gece bahçede yattı, eve de gelmedi. Ben de diyorum bu ev sabahtan beri niye bu kadar huzurlu? Nerede şimdi? Gece donmuştu bahçede. Akşam kalacak yer arıyordur şimdi. İşte böyle. İşte benim aşık olduğum Ayşegül bu dedim. Bana bununla gel. Yoksa bir daha sakın gelme dedim. Giydim ayakkabılarımı, indim asansörden. Nasıl? İyi demiş miyim Fahri abi? Benim niye cep telefonumda böyle bir kadının sesi yok Tankut? Benim neyim eksik? Ben nerede yanlış yaptım Tankut? Ha? Bana canım aşkım diyen kız gitti, onun yerine höt söt diyen bir kız geldi. Yani kusura bakma da babasına yaranmak için bana Tankut derhal odana git ve ben çık diyene kadar da çıkma diye bağırdı ya. Ben gururlu bir adamım abi. Yani bu cümleden sonra ben bir daha o odaya girmem. Beni o odaya bir daha sokamazsın yani. Evet. Ha, sokarsın. Hem de aynı cümleleri kullanarak sokarsın. Mesela şöyle gözlerini süzersin, dersin ki Tankut, çabuk yatak odasına git ve ben çık diyene kadar da bir daha çıkma. Bak, o zaman girerim işte yatak odasına. Daha da beni bir daha çıkartamazsın. Açık konuşuyorum yani abi. Anlatabiliyor muyum? Hem barışmış oluruz, hem de 15 günün acısı çıkar yani. Yani, abi sen yabancı değilsin. Ayıptır söylemesi. 15 gün oldu ya. 15 gün. Evet. İnsan alışıyor Tankut. Önce gün gün sayıyorsun. Sonra 100-200 derken saymayı bırakıyorsun. Özür dilerim. Abi.
Ben bir kadından azar işitmek için evlenmedim ya. Yani dedim ki sen bu kadın olana kadar ben yokum dedim. Bana dedi ki saçmalama Tankut dedi. Sanki gidip yatacak yerim var dedi. Bana güldü, beni küçümsedi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ben de dedim ki ona. Hay dedim ya. Gerekirse dedim Fahri abinin dükkanında yatarım dedim. Ya. Haksız mıyım? Mesela dün gece dondum. Açık konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? Sonra dedim ki oğlum ya dedim. Sen dedim bu işkenceyi niye çekiyorsun ya? Ya dedim kapı gibi Fahri abi var dedim. Abi. Abi. Nasılsınız İsmet Hanım? Neyin peşindesin? Nedir niyetin? Neyin peşindesin? Nereye vardırmak istiyorsun konuşmanın sonunu? Geç otur yerine. Ayakta durdukça gözümde daha da küçülüyorsun. Geç. Şu pasajın içine zarif bir kuğu gibi süzülebilirim. Ama icap ederse yırtıcı bir kaplana dönüşmeyi de bilirim. Biliyorsun değil mi Fahri? Evet. Peki bu kuğunun yırtıcı bir kaplana dönüşmesini istiyor musun Fahri? Hayır. Peki o zaman neden hala buradasın? Neden hala sana verdiğim görevleri yerine getirmiyorsun? Ve neden hala karşımda beni sinir edercesine duruyorsun? Çıkıl! Bu gece eve dönemem. Tükürdüğümü yalamış olurum. Fahri abiden hiç umut yok. Şuuru kapalı, kendinde değil. Kaplanın kafesine girecek değilim ya. Beni yer. Tankut kafanı çalıştır. Kalacak bir yer bulmam lazım. Aman boş ver baba, büyütecek bir şey yok. Yaptığı hatayı anlayacak, giyecek, özür dileyecek, konu kapanacak. Konseri kaçırdığı için de kafasını duvarlara vuracak. İyi de şimdi sen yalnız mı gideceksin konsere? Ben merak ederim yavrum, gecenin bir vakti ta oralarda. Tabii ki yalnız gitmeyeceğim baba. Aklımda biri var. Henüz sormadım ama hayır diyeceğini sanmıyorum. Demez demez. O zaman ben de gideyim sorayım. Kime? İsmet Hanım'a. Ne oldu baba? İsmet Hanım'a. Yahu ben sana 1,5 sene diyorum. Mezuniyet yemeği diyorum. Sen bana İsmet diyorsun, konser diyorsun. Vallahi tebrik ederim. Tebrik ederim. Buyurun gidin konsere. Ama çıkışta da lütfen şeye uğrayın. Nereye? Benim mezarıma. Cenazeme gidin diyeceğim ama konseri kaçırırsınız. Ne diyorsun sen baba? Helal olsun bu kadına ya. Helal olsun. Fahri ile annemi benim elimden aldı. Sıra kızıma geldi. Vallahi tebrik ediyorum ben bu kadını. Bravo. Bravo, başardı. Baba bir sakin olur musun? İsmet Hanım'la gitmeyeceğim ben konsere. Kızım Monika ile gitmek için izin isteyeceğim. Yani ben de seninle gitmek isterim tabii ama... Sen hep demez misin? Bu tür müzikler insanın kulağını kirletiyor. Bu konserler 500 yıllık Osmanlı başkentinin kubbesinde nahoş bir seda. Neyse kusura bakma. Demin sesimi yükselttim biraz. Fahri karşı dairedekilere dükkanı da kiraya vermiş. Mantıcı açacaklarmış. Anneme de söz verdim, açılışa gideceğim. Gerildim. Çok sıkıntılı, kusura bakma. Hadi sen git konserine. Tamam. Hadi güzelim benim, hadi canım. Akşama hadi canım. Görüşürüz baba. Tamam. Gününe dikkat et kartanem. Hadi tamam. Senden de özür dilerim Nadide. Kızımıza bağırdım. Bunu söylemeyeceğim demiştim ama. Ya keşke burada olsaydın. En sıkıntılı anımda sen ufak da olsa bir şey yapar. Unuttururdun bana bütün sıkıntıları. Babacığım. Canım babacığım. Telefonum çalıyor babacığım. Babacığım. Canım babacığım. Telefonum çalıyor babacığım. Babacığım.
telefonum çalıyor babacığım. Babacığım. Canım Ay ben de bu ses nereden geliyor diyorum. Ne varsa o zarfta. Ayşegül zarfı aldıktan sonra telefonu eline aldı. Fısır 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 bir şeyler. Ha, demek sesini kaydediyormuş. Ha? Annesinin kızı işte. Bakayım. Ne kadar güzel bir isim, çok tatlı. Anne senin kafandaki ne? Hürrem Tacı. Yarın akşamki mantı açılış galasına 4 liralık tokayla gidecek değildim herhalde. Buna kaç para verdin? 7,5. 7 düvele hükmetmiş, koskoca Osmanlı'nın düştüğü hale bak. Nasıl ama? Aynı televizyondaki gibi değil mi Toştoş'um? Aynen öyle anneciğim. Hadi git sen biraz daha televizyon seyret de ben de şu maketime bakayım. Gitmeme gerek yok Toştoş'um. Fahri! Nasılsın abi? İyi misin abi? İyi gördüm seni. Gene mi o kadın? Evet. Teyzenin gözüm görmesin! Çık! Giderken de soyadını paspasın üstünde bırak. Yo, benim Reşat'ı bu olamaz. Benim Reşat'ım kuzenine böyle bağırmaz. Kimse benden yumuşamamı beklemesin. Bundan sonra kaya gibi sert olacağım. Lütfen şu sandalyeyi biraz daha yavaş kullan Toştoş'um. Ben kaya gibi sert diyorum, sen bana Toştoş diyorsun anne. Zaten benim hayatta iki tane kabusum var. Bir tanesi sen bana kalabalıkta Toştoş diye sesleniyorsun. Öbürü de benim biricik kızımı mikrofondan Ayşegül Altın Açık diye anons ediyorlar. Ama ben son zamanlarda artık kabus bile görmüyorum. Gözüme uyku girmiyor ki. Ya bu 7 kocalı Hürmüz'le mantıcı başılar burada olduğu sürece de girmeyecek. Sana da bir tane kanuni yüzüğü alalım mı? Bu taçla takım olur Toştoş'um. Fark edemedim geldiğinizi. Kimler fark etmedi, sen mi fark edeceksin? Birinci kocam, ikinci kocam, üçüncü, dördüncü ve beşinci kocalarım. Zaten fark etmedikleri için şu anda kocam değiller. Onlar fark edene kadar ben çoktan resimlerini çekmiştim bile. Niçin vuruyorsun kapıyı? Ben Monika'yı konsere davet edecektim de. İzniniz olursa tabii. Kim gideceksiniz? İkimiz. Başınızda bir erkek yok mu? Yok. O zaman izin veriyorum. Evlenme gafletinde bulunduğun kocan olacak adam niye gelmiyor? Kavga ettik. Çok güzel haber. Ayşegül, aferin sana. Bütün detayları öğrenmek istiyorum. Yalnız ben şimdi yürüyüşe çıkıyorum. Malum biz sanatçılar spor yaparak formumuzu korumak ve halkımızla bütünleşmek zorundayız. Saat tam 9'da bekliyorum, anlaşıldı mı? Koş şimdi eve hadi. Dokuzda, unutma. Tankut. Sevgilim. Canım. Bir tanem. Telefonun çalıyor Evet abi, işte duydum. Ya sen bana bununla gel dedim. Nasıl Ahmet abi? İyi demiş miyim? Sen bu kadın olana kadar ben... Yokum dedim. Ben böyle deyince saçmalama Tankut. Sanki gidip yatacak yerim mi var dedi. Bak abi bana denecek laf mı? İşte böyle deyince ben de dedim ya Ahmet abinin dükkanında yatarım dedim. Evet aynen böyle. O zaman böyle alaycı bir ifadeyle sen Ahmet abinin dükkanında mı yatacaksın? dedi. Beni küçümsedi. Ahmet abi senin dükkanını almaz ki dedi. Sen ne utanmaz arlanmaz bir adamsın ya. Yahu sen daha güneyin şurada. Benim babamın, babasının doğup büyüdüğü şu sedirde
Besini camış gibi yan gelip yatmıyor muydun? He? Bu yetmedi. Şimdi gözünü tükene diktin. Öyle mi? Yürü git! Yürü git! Yürü git derken abi, yürü git dükkana git manasında mı? Gördün tabii güzelim dükkanı. Aldın mis gibi mantının kokusunu. Ye, yan gel yat. İle mi? Yürü git! Deşadağ'ın beleşçi damadı. Yürü! Hayır. Ahmet abi, ne olur. Bakın çok zor durumdayım. Gerçekten çok zor durumdayım. Ne olur ya. Biraz empati, biraz empati. Lan koskoca adam olmuşsun. Hala utanmıyorsun dilenmeye. Git kendini çalış, epetene kendini kazan. Epete değil yalnız. Epete değil. Empati. Bak, hala konuşuyor. Bana konuşma öğretiyor. Yürü git. Çok ayıp yapmayın. Yapar git. Yürü git. Gidiyorum. Düşün Tankut. İyi düşün. Saksıyı çalıştır. Tükürdüğünü yalama. Bir yer bul. Kalacak bir yer bul. Gidiyorum bakın. Lan yürü git. Aa, çok ayıp. Heh, Mustafa. Mustafa'cığım. Sizin şu kebapçının adresi neydi? Çabuk söyle, çabuk söyle. Bak hala konuşuyordu lan. Sen de ben... Yapmayın. Ne yapıyorsunuz? Mesaj at. Cebime mesaj at Mustafa. Kusura alma baba. Özür, geciktim ya. Anca bitti servis. Sen buraya gelsene. Sen bu yalan söylemeyi nerede öğrendin lan? He? Ne gecikti? Anan gitti seni çağırmaya. Kapıda ne yazıyormuş? İftara kadar kapalıyık. Ne demek bu? Ne? Baba. Sen bir dümenler çeviriyorsun ya. Artık çeviremeyeceksin. Bundan sonra kebapçı mevapçı yok. Mantıcı da çalışıyorsun biliyor musun? Ama baban. Ya ben ne anlarım mantık işinden? Benim ihtisas alanım kebap. Öyle mi? Ulan senin anan Kayserili, baban Kayserili. Sen ne anlarsın kebaptan? He? Anan Antepli, baban Urfalı gibi konuşuyor. Ya tamam baba. Olur, çalışırım. Çalışırım ama bu İstanbul'da dükkan işi zor. Ya bu İstanbul bizi yer yutar. Ondan korkuyorum, anlıyor musun? Hiç yutmaz. Hiç yutmaz oğlum. O kadar gözünü korkutma. Bu İstanbul dediğin tek kişi kalmış canavar. O dişi dişi. Ben ne dediğimi biliyorum lan. Tek kişi kalmış canavar. O canavar da karşıki Rişe Dağ. Ya baba uğraşma, bak bu adamla başımıza iş alacağız. Uğraşacağım. Bana ettiği laflar hala aklımda. Boynuma taktığı o sarımsakları bir türlü unutamıyorum. Bu dükkan sayesinde intikamımızı ondan alacağız. İkimiz beraber. Kuru kayısılarına dokunmadın Ayşegül. Ben pek sevmem de. İçerdiği A vitamininin cilt bozukluklarına, potasyumunsa strese iyi geldiğinden haberin olmadığı ne kadar da belli. Sindirim sorunun varsa tedavisinde birebir. Kuru kayısı olmasa 5 kocamın beni aldatmasını başka nasıl sindirebilirdim? Kuru kayısının çok faydasını gördüm ben geçmişte. Onun sayesinde her şeyi sindirdim. Ancak eve geldiğimden beri yiyorum, 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 yiyorum. Fakat bir türlü sindiremiyorum. Ne? Hiç kimsenin beni tanımamasını. Ayşegül. Efendim? Ayşegül taşınalı 2 hafta oldu. Sokaklarda dolaşıyorum. Spor görüntüsü altında alışveriş yapıyorum. Geziyorum, tozuyorum. Ama bir Allah'ın kulu beni tanımıyor. Türk operasının Avrupa'daki gururu İsmet Azmarazlı'yı hiç kimse tanımıyor Ayşegül. Bak, bak şu resimlere bak. Rahmetli Pavarotti beni tanırdı. Pazarcı Abdi tanımıyor. Rahmetli Leyluş, yani Leyla Gencer beni tanırdı. Leyla ile Genco tanımıyor. Leyla ile Genco kim? Bakkalın ikizleri. Ama onlar daha 4 yaşında. Sanatın yaşı yoktur Ayşegül. Ama biliyorum. Leyla kesin tanımıştır. O erkek olan Genco tanımasına engel olmuştur. Beni herkesin tanımasını istiyorum Ayşegül.
Türk operasının Avrupa'daki gururu İsmet Azmaraz diye herkesin tanımasını istiyorum. Sokakta dolaşırken insanlar beni görüp birbirlerini dürterek şu geçen İsmet Azmarazlı değil mi dediklerinde başımı şöyle hafifçe yana eğip dudaklarımda yarım bir tebessüm evet diyerek onları onaylamak istiyorum Ayşegül. Ve bunu birlikte başaracağız. Derdimiz büyük Mustafa. Hem de çok. Biz bu karşı dairedekilerin pılılarını pırtılarını toplayıp memleketlerine dönmelerini beklerken onlar ne yaptılar? Mantıcı dükkanı açtılar. Hem de nerede? Altın pasajının içinde. Mustafa. Senden çok önemli bir şey rica edeceğim. Bu çok kutsal bir vazife. Bu vazifeye hazır mısın? Neşat Bey, benim size itiraf etmem gereken bir şey var. Hı. Ancak önce yüksek müsaadenizle şu şarkıyı terennüm etmek ve sözlerine dikkat çekmek isterim. Hı. Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık. Maziye bir bakıver. Neler neler bıraktık. Maziye bir bakıver. Neler neler bıraktık. Küserek ayrılırsak olur inan ki yazık. Maziye bir bakıver. Neler neler bıraktık. Sus sus. Daha fazla söyleme. Senden nasıl bu şehre yakışan, nasıl İstanbul'a yakışan bir genç yetiştirdiğimi daha fazla yüzüme vurup işimi zorlaştırma. Çünkü maalesef ben senden o eski günlere dönmeni istiyorum. O karanlık günlere. Biliyorum. Biliyorum bunu bana nasıl yaparsın Reşat amca diye içinden haykırmak geliyor şu anda ama mecburuz. Bunların içlerine sızıp kaleyi içten fethetmek zorundayız. Bunu ancak sen yapabilirsin. Nasıl? Birlikte mi başaracağız? Evet. Ülkemde tanınmama sen sebep olacaksın. Nasıl? Günlük yazıyormuşsun, babaannen söyledi. Doğru. Günlük yazan kitapta yazar. Al. Biyografimi yazacaksın. Yaşadığım sıra dışı hayatın bütün ayrıntılarını anlatacaksın insanlara Ayşegül. Başla. Kitabın adı Bir Kuğu, Bir Kaplan, Bir Kadın. Kitabın kapağında La Scala'da Carmen oynarken çekilmiş bir fotoğrafım olsun istiyordum ama gösterişi sevmem Ayşegül. Şöyle yüzümü avuçlarımın arasına alıp masum bir tebessüm olsun istiyorum. Nasıl? Çok hoş. Kitabın ön sözünü sen yazacaksın, yazar olarak. Son sözü ben. Çünkü hayatımda daima son sözü ben söylerim. Tamam? Bir kuğu, bir kaplan, bir kadın. Birinci bölüm çocukluk yılları. 3 yaşında başlamışım şarkı söylemeye. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olan babam Edith Piaf hayranı olduğu için Kadıköy Serçesi lakabını takmış bana. Bütün açılışlarda şarkı söyletirlerdi, hatırlıyorum. Açılış konuşması ardından ben kürsüye çıkardım. Halk hayranlıkla izlerdi beni. Bir alkış kopardı.
Ah, 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 ah. Öyle özlüyorum ki o günleri. O zamanlar herkes tanırdı beni. Ama şimdi kimse tanımıyor. Bu gidişle de tanımayacak. Çünkü yazmıyorsun Ayşegül. Ama çok hızlı gidiyorsunuz, ben yetişemiyorum. Hızlı yaşadım ama genç ölmedim. Çok uğraştılar, beceremediler. Küllerimden yeniden doğdum. Ve şimdi senin yazacağın kitap sayesinde... ...yurdumun semalarında adım tekrar duyulacak. O mantıcıların içine sızıp... ...onlarla kaynaşıp... ...onların seni mantıcı dükkanında... ...işe almalarını sağlayacaksın. Yapabilir misin? Biliyorum, biliyorum. Bunu senden istemeye hakkım yok. Ama bu bir görev. Bu kutsal bir görev Mustafa. Seni kendilerinden biri sansınlar. İçinde isyan fırtınaları kopuyor, biliyorum. Ama İstanbullu olduğunu asla unutmadan... ...onların yanında... ...Kayserili taklidi yapacaksın. Yapabilir misin? Bilmiyorum ki ya. Şimdi çok uzun yıllar oldu Reşat amca. Bir deneyeyim ben. Dene. Başarabilirsin Mustafa. Gayretli ol. O karanlık günleri hatırla. Bahçe duvarını açtım. Bahçe duvarını açtım. Sarmaşık güllere... Sarmaşık olmadı. Sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdiğim, helalleştim. Öptüm sevdiğim, helalleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldum Gonca güle. Gül doğru mu? Güle. Acem şalınca bele. Budur Mustafa. Yırttın. Yırttın oğlum. Yırttın. Oğlum ne şanslı adamsın lan sen. Ne şanslı adamsın lan. Ve davetten davete. Açılıştan açılışa koşturacağımız günler tek gelecek. İyi günler İsmet Hanım. Rahatsız ettim, bir maruzatım vardı da. Tabii ki, tabii ki. Kadınsın, geç içeri. Şimdi şöyle bir durum. Yarın bizim mantıcı dükkanımızın açılışı var. Eğer müsaitsin. Çok müsaitiz. Hem de çok müsaitiz değil mi Ayşegül? Açılışa geliyorum. Hatta bütün açılışı ben organize ediyorum. Gördün değil mi Ayşegül? Yayınlanmamış kitabıma rağmen halk beni hatırladı. Evet, bırak kitabı, açılış konuşmasını yaz. Sen de git. Evlenme gafletine düştüğün adamı al gel, yapacak çok işimiz var. Hadi. Her şey kusursuz olsun istiyorum Emine, koş. Evet, işte dedim. Dedim sana Ayşegül. Açılışlar, davetler benim bundan sonra. Her yerde ben olacağım bundan sonra. Nerede kalmıştık? Anne ne yapıyorsun? Aha, kanal değiştiriyordum. Birden karşıma çıktı. Baktım çok güzel konuşuyor. Ben de dinleyeyim bari dedim. Adam İngilizce konuşuyor anne. Olsun koştaşım. Bak altyazı geçiyor. O geçenler hisse senedi fiyatları anne. Ben de ne çok rakam var diyordum. Olsun. Ben gene de dinlerim. Kim bilir ne güzel şeyler söylüyordur. Rahmetli baban da kaymakamken eline alırdı mikrofonu. O kadar güzel konuşurdu ki gurur duyardım. Biraz da kıskanırdım. Çok güzel bir duygu olmalı. Karşında bir sürü insan, sen konuşuyorsun, onlar dinliyorlar. Ben geldim.
Hoş geldin canım kızım. Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettin. O telefona şey etmişsin yani. Ayşegül sen İngilizce biliyorsun. Kuzum ne diyor bu adam? Babaanne dur. Benim işim başımdan aşkın. Mantacı açılış organizasyonunu İsmet Hanım üstlenmiş. Şimdi hazırladığı programın bilgisayar çıktısını almam lazım. Ha 7:30'dan 9'a kadarmış. Size de haber vermemi istedi. 9-7:30. Bir buçuk saat. Kim bilir programda ne güzel şeyler vardır. Artık gidenlere sorar öğreniriz anneciğim. Çünkü biz gitmiyoruz. Ben 1,5 saat ne o mantıcı başlarına ne de 7 kocalı yurumuza katlanamam. Ayşegül, git söyle biz gelmiyoruz de. İsmet Hanım da öyle dedi. Baban kendi söyleyemez, seni yollar, sıkar dedi. Öyle mi dedi? Beni daha tanımamış o. Şimdi gider takır takır söyler. Ama bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Onun seviyesine düşmek istemiyorum. Zaten amacı da bu. Beni ayağına çağırmak ve orada olay çıkarmak. Ben buna müsaade etmeyeceğim. Ailemizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğim. Anneciğim en iyisi git sen söyle. Ben mi? Evet. Çünkü onun niyeti bu. Tam da istediğini yapmış olacağım. Onun tuzağına düşmüş olacağım. O bizim ailemizi bölmek istiyor anne. Anne sen hala burada mısın? Tamam. Gidiyorum. Unutma Ayşegül. İç düşmanlar ve dış düşmanlar. Bunlar iç düşman. İzin vermeyeceğiz. Ailemizi bölmesine izin vermeyeceğiz. Biz onun karşısında sıkı sıkı kenetleneceğiz ve bunu yapmasına izin vermeyeceğiz. Baba elimi acıtıyorsun. Çok çok affedersin kızım. Pardon birdenbire kendimi kaybettim. Sinirlerim bozuldu. Şimdi daha iyiyim. Çok daha iyiyim. Sen varsın yanımda. Sebebi hayatım annem var. Siz her şeyimsiniz benim. Siz bana yetersiniz. Benim ne zaman canım sıkılsa bir söz söylersiniz. Yine mutlu edersiniz beni. Sen ya da annem. Söylediğiniz bir kelime beni mutlu etmeye yeter. Baba. Söyle canım kızım, söyle kart annem. Ben Tankut'u özledim. Anladım ki ben onsuz yapamam. Ayşegül. Tam 4 saattir şu masanın altında bu cümleyi söylemeni bekliyorum. Tankut! Sevgilim, seni seviyorum Ayşegül. Seni çok seviyorum, seni çılgınlar gibi seviyorum. Ben de seni çılgınlar gibi. Bebeğim, bugün anladım ki benim yerim senin yanın. Sonsuza kadar. Bir daha beni asla bırakma. Ayşegül, şimdi tam sırası. Şimdi tam sırası. Efendim, çok affedersiniz. Aşkın gözü kördür derler ya, o bağlamda ben sizi göremedim. Reşat, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım Reşat. İsmet Hanım yarın akşamki mantıcının açılış konuşmasını bana teklif etti. Benim yapmamı istiyor, düşünebiliyor musun? Bir hayalim daha gerçekleşti. Ben o konuşmayı yaparken sen de bana udumla iştirak edersin değil mi Toştoş'um? Tabii anneciğim. Hatta istersen şöyle yapalım. Ben gideyim içeriden udumu getireyim. Sen o udu al. Benim kafamda kır. Sen de odun telleriyle beni bağla. Sen pencereyi aç, beni aşağı sarkıt. Sen de telin bir ucundan tut. Siz de o sırada rahat. Anne. Sen yukarıya İsmet Hanım'a biz oraya gelmiyoruz demeye gitmedin mi? Sahi bak. Not almayınca unutuyorum işte. Ama kapıyı açar açmaz İsmet Hanım ben de şimdi seni arayacaktım. Yarın akşamki konuşmayı senin yapmanı istiyorum deyince. Anladım. Hiçbirinizden bana fayda yok. İş başa düştü.
Ay. Başlıyoruz. Son, iki, üç, dört. Aman. Ahmet, oluyorlar da gireceğiz. Oluyorlar da. Tamam. Son, iki, üç, dört. Aman olmuyor. Olmuyor. Eşeşini bulmuyor. Bulmuyor. Karayağız genç oğlan. Birlikte. Niye boynun olmuyor? Olmuyor. Gerçekten olmuyor. Söylediğimi yapmıyorsunuz Ahmet. Ne diyecek? La'dan girebildiniz mi? Giremedik mi? Ben Fatiyez'de kaldım, siz La'ya giremediniz. Yok, gireceğiz bir şey. Oh, neyse kapıya bakayım, geliyorum. Ne var? Gelemez demişsin. Dedim. Geldim. İçeri giremez demişsin. Da girdim. Giremez demedim. Desen de demesen de girdim. Mantıcı Ahmet Bey'le zevcesi İmina Hanım da buradalar. Üç kafadar kafa kafaya vermişler. Reşat Altın'ın ocağına bir incir ağacı daha nasıl dikeriz onun planını yapıyorlar. Ne diyorsun ya sen Reşat ağa? Ne planı? Burada prova yapıyor, görmüyor musun? Ona prova denmez. Tatbikat denir. Doğudan ve batıdan gelen düşmanlar İstanbul'u kuşatma tatbikatı yapıyorlar. Ama ben İstanbul'u size yar etmem. Bu apartmanı da size yar etmem. Ailemi hiç yar etmem. Bunun masum bir prova olduğunu kanıtladığım zaman yüzünüzün alacağı şekli çok merak ediyorum Reşat. Nasılsın abi? İyi misin abi? İyi gördüm seni. Fahri, söyler misin lütfen? Ne yapıyoruz biz burada? Prova yapıyoruz. Yarınki mantıcı açılışı için. İsmet Hanım konuklara servis yapmak için garsona ihtiyaç var dedi. Sağ olsun bu mümtaz görevi bana layık gördü. Ben de bahşedilen bu mümtaz göreve layık olabilmek için prova yapıyorum abi. Mantının yanına meşrubat alır mısın abi? Vişne suyu döktün. Antika halımın üstüne vişne suyu döktün. İnanamıyorum. Sen benim ocağıma incir ağacı diktin. Çok güzel olmuş, bir tane daha alayım. Hayır, yapma. Yapma. Aman Allah'ım, inanamıyorum. Kaç yüzyıllık o halı biliyor musun sen? Tamam İsmet Hanım, sen üzülme. Ben onu temizlerim. Bir şey kalmaz. Hiç merak etme. Emine! Ben seni İstanbul'a Reşat Ağa'nın pisliğini temizle diye mi getirdim? He? Bırak. Kendi pisliğini kendi temizlesin. Ben ne zamandır bu anı kolluyordum biliyor musun Reşat Ağa? O sarımsakların kokusu hala kafamdan çıkmıyor. Biraz da senin kafan keke koksun da gorgumunu. Gel. Bana bak çakma Carmen. Uzak dur benim ailemden. Sen de Ahmet misin, son durak Karaca Ahmet misin, nesin? Dükkanlarından uzak dur! Durmuyorum. Ne öğreteceğim? Evet! Durmuyoruz. Ne olacak? Ne oluyor burada? Hiç yakışıyor mu sizin gibi hanımlara, beylere? Rahmetli baban sağ olsaydı hepinizin kulağını teker teker çekerdi. Babam bana demişti. Demişti ki Reşat'ın bu apartmanı ailemize yakışır bir şekilde yaşatacak diye. Yakışır biri vardı da ben mi yaşatmadım anne? Aa, benim Reşat'ım bu olamaz. Yo, bu sen değilsin. Benim Reşat'ım bu değil. Dön de bir şu aynaya bak. Kendin karar ver. Bu sen misin ha? Haklısın anne. Bu ben değil. Ben Cumhur Altın'ın oğlu Reşat Altın. Ah, işte benim Reşat'ım. Şimdi sizlerden bir ricam var. Yarın akşam mantıcı açılışında aramızdaki tatsızlıkları, gerginlikleri unutalım lütfen. Her şeyi yeniden başlayalım ha? Olur mu? Olur tabii Sadek, neden olmasın? Ama ben senin şu toş toş oğlunda bu basireti göremiyorum. Ah, yo yo yo.
Ben oğluşumu tanırım. Onun içinde merhamet dolu, sevgi dolu, saygı dolu bir insan var. Ne de olsa Cumhur Altın'ın oğlu o. Hem yarın ben konuşmamı yaparken Udu'yla bana o eşlik edecek. Değil mi Toş Toş'um? Hadi biz gidelim Toş Toş'um, hadi canım. Doktor zorlama sesini demedim. Biliyorsun ses tellerinde bir sürü nodül var. Ses tellerimde nodül yok Monika. Üzerimde nazar var. O adamın nazarı. Bu akşamki açılıştan sonra herkes benden bahsedecek ya. Kıskançlıktan çatlıyor. Anne tamam organizasyonu yaptın. Ama ne olur şarkı söyleme. Hayır Monika. Söyleyeceğim. Beni kimse susturamaz. Yeniden kucaklayacağım halkımı gür sesimle. Bu halk bu sesi ben de halkımı özledim. Bu mantıcı açılışı benim yeniden doğuşum olacak. Anne abartma, bir pasajın içindeki bir mantıcı açılışı bu sadece. İster mantıcı, ister mantocu, ister manifaturacı olsun. Unutma Monika, gerçek sanatçılar için hepsi birdir. Bu akşam sesim öyle gür çıkacak ki... yoldan geçenler Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi açılıyor zannedecekler. Şimdi lütfen izin ver, çalışmam lazım. Anne. Nazar, nazar. Biliyorum nazar. Al ver, al ver. Ne var, ne oldu? Niçin geldin? Cepten arayıp hemen gel dediniz ya. Sen de hop atlayıp hemen geldin değil mi? Geldin ve kapıya dayandın değil mi? Yüzsüzlüğün bu kadarı. Pes doğrusu. Yok siz aradınız diye ben geldim. Aradım mı? Belki de yanlış numara aradım. Ama alo Fahri dediniz. Belki de başka bir Fahri'yi arıyordum. Hiç uğraşma. Amacına ulaşamayacaksın Fahri. Amaç? Bu akşamki açılışta yapacağım sükseden sonra sağda solda herkes benden bahsederken işte o yere göğe koyamadığınız kadın benim kankam. Bakın daha dün beni cep telefonumdan aradı deyip numaramı göstereceksin değil mi insanlara? Yok ben gerçekten... Ah siz erkekler! Toplumda kendinize bir yer edinmek için kadınları kullanmaktan asla vazgeçmeyeceksiniz değil mi? Yazık. Bakın, bakın ben konu buraya nasıl geldi gerçekten anlamış değilim. Ama yine de... kendini affettirmen için sana bir şans daha vereceğim. Sağ olun. Sağ olun. İster sağ olurum, ister sol olurum. Sen buna karışamazsın, anladın? İster kuğu olurum, ister kaplan olurum. Ve şimdi kuğu olmak istiyorum. Ve bu kuğuyu... açılışta sahneye... sen davet edeceksin. Ha? Ayşegül, tacım düzgün duruyor mu? Çok yakışmış babaanne, çok yakışmış, dur. Hı, yeşiller filan Allah'ım. Saat 7:05 var. Baba! Geç kalıyoruz. Baba! İşte benim Reşad'ım. Bu gece herkesin gözü senin üzerinde olacak babam. Fahri'nin sünnetinde ilk defa sahneye çıktığın günü hatırladım. Toş Toş'um. Keşke baban da sağ olsaydı da bu günleri görseydi. Anneciğim. Bu mantıcı başıların açılışına gitmemin tek sebebi babama layık olmak değil.
Aynı zamanda bu yedi kocalı Hürmüz'ün tüm gayretlerine rağmen altın ailesinin asla bölünemeyeceğini kanıtlamak. Onun için biz bu açılışa ailece kenetlenmiş olarak gideceğiz. Fahri, sen de öbür koluna gir anneme. Nerede Fahri? Buradaydı da telefon geldi. Acilen çıkması lazımdı. Olsun efendim. Onun yerine ben varım. İçiniz rahat olsun. Zaten biz Ayşegül'le öyle bir kenetlendik ki bir değil bin tane bile İsmet Azmarazlı bizi ayıramaz. Anneciğim, hadi bir an önce gidelim şu açılışa. Ne kadar çabuk başlarsak o kadar çabuk biter. Hoş geldiniz, sağ olun. Hoş geldin kardeşim, hoş geldin, sağ olun. Buyurun şöyle, geç. Buyurun, geç şöyle. Yeter Ahmet Efendi ya, yeter. Oynama şu namarazlılar gibi. Ya Emine öyle deme ya. Arkadan biri boğazımı sıkıyor gibi oluyor böyle. Dur bakayım hele. Tamam işte, iyi. Ha. Hoş geldin kızım, damat bey hoş geldin. Hoş geldin. Hanım abla, ayağına sağlık, hoş geldin. Canım benim, estağfurullah, estağfurullah. Hoş buldunuz. Ah hanım abla ya, nereden bulursun? Ne kadar yakışmış şu Hürrem'in tacı senin kafaya. Ben de Ahmet Bey oğlumun papyonunu çok sevdim, çok yakışmış. Sormayın, İzmet Hanım ısrar etti. Papyonsuz açılış olmaz dedi. Sonra da gittik bu ceketi kiraladık. Aslan ki bu adamın penguen kuşlarına döndü. Ama şapkaya el sürdürtmedim ne haber? Mustafa, oğlum misafirlerimize yer göstersen ya, ayakta kalmalar bize. Buyurun, 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 oturun, oturun. Buyur sen de, buyur Allah aşkına, çok oturun canım. Çok hırsızmışsın aralarında. Seni evlatları bellemişler. Bana bak, sorarlarsa kalacak yerim yok de seni eve de alsınlar. İstanbul seninle gurur duyuyor. Tarık dinlediysen kardeşim ya. Fahri abi. Nasılsın abi, iyi misin abi? İyi gördüm seni. Fahri, bu boş bardaklarla ne dolaşıyorsun? İçecek servisi yapacağım da son bir prova yapıyorum. Çünkü daha sonra vaktim olmayacak. İsmet Hanım bana sahne şovunda bir görev verdi. Sünnet düğünümde seni sahnede gördüğüm günden beri sahneye çıkmak en büyük hayalimdi abi. Benim de en büyük hayalim sahneye çıkıp konuşma yapmaktı. Sağ olsun İsmet Hanım bütün bu hayallerimizin gerçekleşmesinde bize yardımcı oluyor. Ne kadar harika bir kadın değil mi Toş Toş'um? Sakin ol Reşat. Bugün barış günü. Bugün babanı onurlandırma günü. Ailece kenetlenme günü. Sevgili muhterem misafirler. Kayserimizin İstanbul'daki medar iftarı bir kere mantının açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bravo, bravo. Şimdi bugünkü programı sunmak üzere buraya çok cici bir hanımefendi çağırıyorum. Ayşegül Altın açın! Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey, altı açık falan değil, altı kapalı. Yok öyle bir şey. Yaşa Ayşegül. Öncelikle bizlere bu programı hazırladığı için Türk operasının Avrupa'daki gururu Sayın İsmet Azmarazlı'ya çok teşekkür ederiz. Şimdi mikrofona konuşmasını yapmak için Saadet Altın hanımefendiyi ve ona eşlik edecek olan Reşat Altın beyefendiyi davet ediyorum. Sevgili dostlar, değerli komşular, canım Toş Toş'um.
sokağa çıkarım çünkü açık hava korkum vardır. Ama rahmetli kocam insandan korkma da neden istersen oradan kork. Çünkü en büyük korku bizim birbirimizi duyduğumuz korkudur demişti. Birbirimizden korkmayalım, birbirimizi sevelim, birbirimizle barışık olalım. Bu mantıcı açılış gecesi bizim barışımızın simgesi olsun. Afiyet olsun dostlar. Çok güzel çaldın tuş tuşu. Sen de çok güzel konuştun anneciğim. Ay. Babam sağ olsaydı seninle gurur duyardı. Ailece kenetlendiğimizi göstermenin gibi. Herkes görsün nasıl kenetlendiğimizi. Elim acıdı. Elinizi bırakıp yolda çözüldüler dedirtmem. Az daha sıkın dişinizi. Az daha sabredin. Komşular, pasajımızın değerli sakinleri, vatanımıza, milletimize, sokağımıza hayırlı olması dileğiyle birazdan açılışı yapıyorum efendim. Kesiyorum kubbelemizi. Teşekkürler. Basından arkadaşlar varsa lütfen biz alamadık demesinler. 80 kere kurdele kesmeyelim. Kurdeleyi tekrar tekrar germeyelim. Kendimizi de daha fazla germeyelim. Evet, kesiyorum efendim. Mantıcımız açıldı. Yalnız mutfak kısmımız olmadığından evden servis yapıyoruz. Eminem gitti mantıları evden getirecek. Gıcık bekletecek sizi. Bu arada boş durmayalım. Erkek takımını ciddiyet içerisinde halaya davet ediyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Çok otantik değil mi? Aslan tuş tuşum. Bak komşularımızla ne kadar güzel kaynaştır değil mi? Rahmetli babası sağ olsaydı gurur duyardı ona. Ah, bak gördün ne kadar iyiyim şimdi Monika. Öksürük öksürük bitti. Nazar çünkü ben biliyorum. Nazar ön sıralardan hissettiğim o ken bakışlar rahatsız etti beni. Yani bazı kimseler oturmasaydı en önde, o yerleşim düzeni daha farklı olsaydı biliyorum ben kendimi o aryaya bitirirdim ben şahane bir şekilde. Yalnız şapkanıza bayıldım İsmet Hanım. Ah canım, bu benim uğurlu şapkamdır. Evet, en değer verdiğim şapkadır benim. Ay. Çok şekerler valla.
Nerede kalmıştık? Şapka. Onu anlatıyorum. İlk başrolümü oynadığımda bu şapkayı takmıştım Ayşegül'cüm. Evet, o gün bugündür de çıkarmam. Hatta o yılın en fazla umut vadeden sopranosu ödülünü de almıştım şapkayla. Evet, artık bütün açılışlarda, bütün törenlerde, bütün özel günlerde kafamdan da yanımdan da ayırmam şapkamı. Evet, yani Monica'dan sonra en değer verdiğim şeydir diyebilirim. Ha, hop! Aman geliyorlar. Toştoşum yok. Reşat nerede? Babacım. Canım babacım. Telefonun... Efendim kızım. Alo baba, neredesin? İstanbul'dayım çok şükür. İtalyan cariyeye katlandım. Kayserice Türkiye katlandım. Ama rahmetli babamın bize miras bıraktığı pasajın kıyma ve sarımsak kokmasına katlanamazdım. İtalya Kayseri hattında gidip gelen ilk halaya bindim. İstanbul'dan geçerken halaydan atladım. Ama baba, İsmet Hanım arkandan neler söylüyor bir bilsen. Dayanamadı bu sevgi ve barış ortamına, kaçtı diyor. Ne derse desin hiç umurumda değil. Sen de açılış biter bitmez derhal beni muduma alıyorsun. Babaannenle kenetlenip buraya geliyorsun. Baba ya. Ne yapıyorsun Fahri? İyiyim abi, sen ne yapıyorsun? Sağ olsun İsmet Hanım. Mantıyı evden dükkana taşıma onurunu bana bahşetti abi. Bana bahşetti, yeğenine. Emine Hanım pişirdi mantıyı. Ben de tencereyi alıp aşağı... Git yüzünü gözüm görmesin. Giderken de soyadını apartman kapısında bırak. Sakın o tencereyi asansöre sokayım deme. Karşı daire koktu, pasaj kokmak üzere. Ama asansörün kıyma ve sarımsak kokmasına izin vermem. Sevgili horoklar, muhterem misafirler. Beklediğimiz an geldi. Geldi ama biraz geç geldi. Fahrettin? Çok özür diliyorum, trafiğe takıldım. Neyse, gece olsun da gücü olmasın değil mi? Evet. Ve şimdi Eminem'in el emeğe göz nuru Kayseri mantısı. Şimdi ilk kaşığı tabağa koymak üzere Türk aporosunun Avrupa'daki gururu, değerli zanaatkar İsmet Azmarazlı'yı buraya davet ediyor haber. Saygılar sunuyorum. Evet. İsmet Hanım, şimdi sizden istirham ediyor Eminem'in elemeye göz nuru hakiki Kayseri mantısını. Bir kaşıkta 41 tane olduğunun ispatı için lütfen şu tencereye rastgele kepçeyi daldırıyorsunuz ve ispat ediyorsunuz. Buyurun. Şerefle, onörle, şerefle. Aman. Kapağı açsana Ahmet Efendi. Ya, elin yanar. Biraz şeydir, ellerin evet, naziktir. Buyurun. Evet. Şöyle rastgele yapsak oluyor herhalde. Daldırıyorsun. Daldırıyorum. Ha. Ve şöyle. Ana. O ne? Fahri, bu ne? Kaç tane mantı var bu kepçede?
1. Kaç tane olmalıydı Fahri? 41. Fahri? Ben bunları merdivenden indirmeye çalışırken devrildi, marketten ben bunları bulabildim. Ne merdivanı be oğlu? Asansör dururken ne merdivanı? Yenge Reşat abi dedi ki ben... Biliyordum. Evet, bu ismi duyacağımı biliyordum. Bu geceyi mahvetmek istediğinden emindim ve Maşa olarak da tabii ki içimizdeki en zayıf halka olan seni kullanacaktı. Hayır. Fahri, şimdi itiraf et bana. Bu geceyi mahvetmek için daha başka neler yapmanı istedi senden? Hayır, gerçekten... İtiraf et Fahri! Hayır, gerçek... İtiraf et! Ah. Ne oluyor? Al! Özür dilerim. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Anne. Bunlar nasıl girdi içeri? Ben izin verdim Toştoş'um. O zaman ben de şimdi gitmelerine izin veriyorum. Ve 30 saniye süre veriyorum. Sen bırak şimdi süreyi, zamanı, izni de hesap ver be ağayım. Bu ne? Asıl onu bırak. Asıl buna cevap ver. Bu ne? Öyle demeyin ama Hizmet Hanım. Sizin başlığınızdan daha kıymetsiz değil ki benim mantığım. Bu başlık dediğin sanat eserini dünyanın bütün mantıcıları bir araya gelse yapamaz, anladın mı? İsmet Hanım, dünyanın bütün aporacıları bir araya gelse Eminem'in yaptığı mantığı açamaz. Anladın mı? Asıl sizin koskoca İstanbul'a yaptığınızı bütün dünya bir araya gelse yapamaz. Yeter be! Kiminiz batıdan, kiminiz doğudan geldiniz? Kiminiz İtalyanca böğürdünüz, kiminiz sarımsak kokuttunuz? Annemin hatırına, babamın anısına bir saat sabrettim. Sonunda koskoca İstanbul'dan geriye kalan şu küçücük eve geldim. Buraya sizi sokmam. Burayı ele geçirmenize izin vermem. Bak sen şuna. Hem suçlu hem güçlü. Önce bu insanların sevgi ve barış gününü sabote et. Arkasından bir arada yaşama isteklerinin köküne kibrit suyu dök. Bu insanların mantısını şu hale, benim zavallı biricik kuğumu bu hale getir. Ondan sonra da bağır. Civat, bu barış gününde, bu sevgi gününde, bu eder insanı aç bıraktığında ne geçti eline? Bir kuğuyu katlederek sanata darbe vurduğunda ne kazandın? Hiçbir şey. Bir mantı gider, 41 mantı geri gelir. Bir kuğu ölür, 41 kuğu doğar. Ayşegül, not al bunu, kitabımıza koyalım. Ya hadi bizi boş ver. Yani bu güzel günü tertip eden şu nur yüzlü anana da mı acımadın ya? Hain evlat Rişat. Ne o? Sus pus oldun, hain planların deşifre olunca. Tabii. Bütün işleri Fahriye yaptırırım. Olaylara da kaza süsü veririm demiştin, değil mi? Hiç kimse fark etmez demiştin, değil mi? Çünkü neden? Fahri, Fahri zayıf. Fahri güçsüz. Mağdur olur, herkes de ona acır. Böylece de bütün gün mahvolduğuyla kalır demiştin, değil mi? Kendi menfaatlerin için şu emmi oğlunu da harcadın. Hain yeğen Reşat. Bundan sonra kimseye kötülük yapamayacaksın. Bütün planlarını bozacağım senin. Senin gazabından bu insanları kurtaracağım. Önce gün yüzü görmeyen şu aileni. Sımsıkı kenetleneceğiz sana karşı. Ben de ailedenim. Çek ellerini. Kanatlarımın altında hiçbir erkeğe yer yok. Hanımefendi. Zat-ı alilerinizden rica ediyorum. Annemin elini bırakınız. Sokulun bana. Hiçbir şey yapamaz bize. Sokulun. Bana bak. Çek ellerini ailemin üstünden be kadın. Sen önce itiraf et yaptıklarını. Bana bak. İtiraf et dedim.
Ben ne senin kuğunu ne de bunun mantısını gördüm. İtiraf edemiyorsun değil mi? Neden? Çünkü sende o yürek yok. Yazıklar olsun. Ben yaptım. Ben yaptım. Mantıyı da ben döktüm. Sana nazarı da ben değdirdim. Fahri'yi de bunun üstüne oturttum. Yetmedi. Hürdelim de tepindim. Al güle güle tak. Yaşadım bu olamaz. Bu sevgi ve barış gününe gölge düşüremez. Bu dediklerini hiçbirini yapmış olamazsın. Değil mi Toştoş? Yaptım anne. Ve bunlar bu apartmanda kaldığı sürece yapmaya devam edeceğim. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Hadi yallah kuğu kafa. Saadet. Sen hiç kaplan gördün mü? Sadece televizyonda, belgesellerde. O zaman şimdi canlısını seyret.